Efendim şimdi Hatice'den başlayalım. Medyaya ince ayar. Nedir medyaya ince ayar? Ne oluyor? Bir kere hangi günlerde? İki gün oynuyorsunuz İKSV Tiyatro Festivali'nde. Şimdilik iki gün tabii ki oynayacağız. Ama sonra devam edeceksiniz. 13-14 Kasım Gazhane'de oynayacağız. Bu arada orada emeği geçen herkese yani çok teşekkür ederiz. Yani. Gazhane muhteşem bir yer olmuş. Herkesin böyle serbestçe içeri girip dolaşabildiği oradaki bütün mahallelerden teyzeler, ablalar, anneler herkes iniyor çocuklarıyla, torunlarıyla. İlk defa çocukları oynarken ellerinde cep telefonu olmadan gördüm. Hiçbir tane ne laptop ne telefon. Ne oldu cep telefonuna mı karşısın yani öyle bir şey mi? Doğru kullanmadığını düşünüyorum sadece. Ne acayip. Ne eski kafalılık. Çok. Yani bu sosyal medyaya da karşıdır şimdi. Z kuşağına bile karşı olabilir. Çok dikkatli dinleyelim. O onu. Harflerden bir şey anlamıyorum da yani telefon yani teknolojik aletleri çok güzel kullanıyorum. Çok da seviyorum. Nasıl çok güzel kullanıyorsun mesela? Yani, mesela ne yapıyorsun da bizden farklı çok hep History Channel. Instagram'da sıyırtıyor fotoğraflarını. Yok o tespit çekmeyi çok yapmıyorum genelde. Hani ama bir sürü bir şeyleri araştırıp okuyorum merak ettiğim şeyleri. Hoşuma gidiyor yani şu kadarcık bir aletin içinde her şeyin olması. Güzel bir şey yani. Ne yapsın? Bir sürü ne yapsın? Bak ben ne sordum? Bu ne anlatıyor bana? Evet ama ben hep böyleyim ki zaten. Ya öyle yani. Sen son geçemiyorum. Son hemen. Programa geldiğinde kafayı enerjiyle mi bozmuştun? Yok. Bir şey olmadı. Öyle zannediliyor. Öyle zannediliyor. Bana bir şey de tavsiyeler. Bir doktor Çinli mi buldun? Bana bir şey buldun. Yok şey. Bir şeye mi dokunuyorduk? Ne yapıyorduk? Hatırlattın. Nöromüskülerden bahsedecektik. Ama şimdi Tayland'a döndü. Geldiğinde yapacağız Ali Rıza yani. Gözlüklü oğluyla. Nasıl? İnanılmaz şey. Ben merak ettim. Bak, ben seninle konuşurum. Ay, ne olduğunu merak ettim. Yok yok öyle dokunma saçma sapan garip şeyler değil. Bu da gayet gerçekçi. Çok ciddi bir şeyden bahsetti. Hatta programdan sonra oturduk çünkü bahsetti. Bayağı Çin, ben de merak ettim. 30 saat dersine gittim hatta onun yani. Çok güzel. Burada Türkiye'de güzel. Mi? Şu an Tayland'da. Hayır Tayland. Derse Türkiye'de mi gittin? Evet evet. Evet merak ettim. Şimdi tabii medyaya kaynadı. Derse Tayland'a gidecek para nerede bunda? Ayol tiyatrocu oldu. Onları ayırıyorum. Tayland'a dersin. New York'ta beraberdik Mayıs'ta. Ben nasıl başladığını biliyorum. New York'ta beraber. Metropolitan'da ben sunuculuk yaptım İngilizce. Kaç para uçak bileti? Oğlum orada Ekin orada. Ya. Büyük ihtimalle seyrediyor Ekin'i biliyorsun. Anne yüreği. Anne yüreği. Gelinim orada Gizem. Anne yüreği evet. Onlar seyrediyorlar zaten şu anda. Selamlarımı yolluyorum. Peki. Yani sonuçta yani gazhane çok güzel olmuş. İçinde kütüphanelerin olduğu işte yemekler. Kızım geldi, oyuna gelsene. Falan. Oyunda ne oluyor? Onun içinden şimdi oyuna doğru geçiyoruz. Sahneye çıktık. Medea zaten hani bir sürü yorumlanmış bir şeyimiz, kahramanımız. Yarı tanrıça, yarı insan diyelim. Burada biraz daha günümüze uyarlanmış hali. Emre Koyuncuoğlu hem yazıyor hem yönetiyor. Kaç kişi oynuyorsunuz? Kaç kişisiniz? Dört. Sen? Çok dört güzel. Kadın. Dört kadın. Evet. İşte hepsi senin medyaya göre ahlak, senin medyaya ince ayar. İki oyun, iki oyunda kadın açısından yaklaşıyor meseleye. Yani bu çok şey, hem ülkemiz için hem dünyada böyle bir yükseliş var. Ben çok kadın yazar izlemeye başladım. Eşim dostum oyunlarına gittiğimde kadın yazarlar var. Evet. Kadınlar erkeklere rağmen ve daha hızlı bir medya olan, sanat demiyorum özellikle, medya olan, çünkü sanatın bir de tiyatroda böyle bir medya tarafı var. Geçmişten bu yana, geçmişin tek medyası neredeyse. Dolayısıyla hızla, işte dört arkadaşı buldum, bir yer buldum böyle, kararttım marattım, iki ışık koydum falan filan, pat diye seyirciye ulaşabiliyorum. Bu açıdan kadınlar çok güzel seslerini yükseltiyorlar. Evet. Buyursun, yani bu devam. Kadar yani haksız bir baskının ve sanki apayrı bir yaratıkmışız gibi davranılmasından kaynaklı. Tabii, zaten bu tip şeylerin olması iyi oluyor. Yani iyi farklı kültürlerden işte gelmiş dört kadın karakterin. İşte ben mesela Gürcistan'dan bir göçmen bakıcı olarak geliyor kızıyla beraber. Hani medyada da hep bir çocuk vardır yanında. Bunda da işte çalışan kadın var. O çocuğunu Gürcistanlı bakıcıya bırakıyor. Onun ayrı bir sorunu var. Her biri bir şekilde aldatılmış. Zaten medyada aslında mit olarak da Gürcistan'dan
değil mi? Tabii tabii, zaten gibi. Yani yeri orası hani Medea'nın merkezi. Evet. Ama bir mülteci senin oyunda sonra da vardı. Yunanistan, aslında bir mülteci ama Yunanistan'da tarihsel olarak öyle. Bitmeyen sorunlar aslında yani hala da geçerli olan şeyler. Onda işte dört kadının mesela İstanbul'daki iki kadının batılı iki kadının Müslüman oluşu. Diğer tarafta Gürcistan'dan gelen kadınların doğudan gelen kadınların Hristiyan oluşu ve farklı dil, din, kültürün bir anda oyunun akışında nasıl aslında ortak olduğu dertlerimizin. Onunla ilgili yani o kadına gösterilen baskının, çünkü hani gösterilmesinin de sebebi aslında çocuk bizimle büyüyor ve biz aslında bir geleceği yanımızda taşıyoruz. O yüzden hani onun verdiği şeyi de birazcık anlatıyoruz falan filan. Peki, yani öyle bir iki medya var. İkisi evet. de aslında biraz medyayı temize çekmek. Bu yüzyılda evet. Çağımızda medyaya tekrar bakmak gibi...